Yardım ister misiniz? Maşallah siz de Medcezir gibisiniz. Böyle git gel, git gel. Değil mi? Yolunuz da olsun. Çok yoruluyorsunuz. Bence bundan sonra şöyle yapalım. Siz hiç gelmeyin. Biz sizi ziyarete gelelim. Zaten en fazla 2 gün kalıyorsunuz. Üzülmüş numarası üzerine. Biraz daha çalışman gerekiyor Yasemin. Olmuyor. Yapamıyorsun. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Yani siz her ne kadar inanmasanız da ben şöyle anlatayım. Hazım Bey'in yani bu evde sorun çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramayan bir hizmetçi yerine ablasını azarlaması. Bu kadarı bana bile fazla. Fazla. Sen benim için üzülme Yasemin. Burası kardeşimin evi. Bugün giderim, yarın gelirim. Canım sıkılır evimde kalmam. Temelli burada kalırım. Bir ayağım oradaysa bir ayağım burada. Yani demem o ki sen benim yokluğuma kendini alıştırma. Ben alışsam ne, alışmasam ne? Tekmeyi yedin gidiyorsun işte. Hala? Hala nereye? Nereye halacığım? Daha kalacaktın. Ben de öyle sanıyordum ama gidiyorum. Yine bir şey olmuş. Evet, yine bir şey oldu. Sakın bana Fazilet Hanım meselesi deme. Fazilet Hanım'ı ben gönderdim. Gitti o. Gönderdin mi? Kurtulduk ya. Kurtulduk işte. Sen niye gidiyorsun? Ben onu gönderdim. Tamam. Ama baban da beni gönderdi. Ne diyorsun sen ya? Daha neler? Ya babam seni nasıl gönderir? Babam seni gönderir mi hiç? Hem de o kadın yüzünden. Bak yavrum. Bizim evimizin bahçesinde kızına meydan dayağı çekecek kadar tinesiz biri yüzünden babandan azar isteyecek değilim. Dayak mı? Bak Sayıncığım, ben gidiyorum. Ama benden sonra bu evin hanımı sensin. Meydanı hiç kimseye bırakma yavrum. Bak bunu unutma. Baba sen ne yaptın ya? Sakin ol. Sakin ol Selin. Kurtuldun. Kurtuldun. Kadından da kızlarından da kurtuldun. Evet kızlar, artık biz bize kaldığımıza göre şu mutfak kurallarını yeniden gözden geçirebiliriz değil mi? Hı? Bundan sonra kahvaltılarımız brunch şeklinde olacak. Çünkü ben geç kalktığım zaman yarım saat sizin kahvaltı hazırlamanızı beklemek zorunda değilim. Her hafta bir menü hazırlayıp bana onaylatacaksınız. Hı? Bir de biliyorsunuz ben dünya mutfağı seviyorum, füzyon. Füzyon, sizde karşılığı yok. Şöyle anlatayım ben. Bundan sonra yok öyle patlıcanı oturttum, dolmaları yağladım. Yok, tamam mı? Sıkıcı hamur işi tatlılar da yok. İncindin mi Narinciğim? Hı? İncinme. Ve menüden daha da önemlisi. Biliyorsunuz ben geceleri geç yatıyorum. Ve bu yüzden dolapta her zaman sağlıklı atıştırmalıklarım hazır olacak. Siz, benden izin almadan burnunuzu dışarı çıkarmayacaksınız. İzin ve mesai günlerinizi yeniden düzenleyeceğiz. Hı? Ve en önemlisi. En önemlisi atölyeyi yeniden dizayn edeceğim. Yani böyle hepimizin dinlenebileceği bir... Orada dur bakalım. Aa, sen kapımı dinliyordun. Dün annemin atölyesine değene kadar hayal dünyanı dinleyip eğleniyordum. Ama her zamanki gibi boynu açtın. Keşke dinlemeye devam etseydin. Çünkü ben oradaki tablolara, resimlere dokunmayacağım. Yani ben sadece hepimizin oturabileceği bir alan yaratmaya çalışıyorum. O sana düşmez. Atölyeye dokunmak kimsenin haddi değil. Senin hiç değil. Selin'cim, bu ailevi mevzuları burada mutfağın ortasında mı konuşalım? Hı? Burada ailesel mevzu yok Yasemin. Çünkü burada mevzu yok. Senin kuru gürültünden başka hiçbir şey yok. Selin, ben bu evin... Bu evin hanımı benim yengecim. Şimdi kendi odana çıkıp hanım hanımcık oturabilirsin. Ben varken değil annemin atölyesine dokunmak, mutfağa menü hazırlatmak bile sana düşmez. Bak yine dinlemedin.
Ben zaten bu evin bir üyesiyim diyecektim. Ama tamam. Tamam küçük kız. Yani eğer böyle bir şeylerle uğraşmak seni daha olgun hissettirecekse yapabilirsin. Ben zaten ev işlerinden hiç hoşlanmam. Küçük kız, sen göreceksin. Siz de duydunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Düzen annemin düzeni. Hiç zamanda değişmez. Cadı. Küçük cadı. Evin hanımıymış ya, sen kimsin? Küçücük aklında hangi evin hanımısın sen? Küçük isterik. Ama hepsinin hesabını bir bir soracağım. Gün gelecek, hepsinin hesabını tek tek soracağım. Ay yok, gözümün önünden gitmiyor. Nasıl evire çevire dövdü kızı? Ay o kızcağız da döven dövene kapanın elinde kalıyor vallahi. Anasının acımadığına Selin Hanım mı acıyacak? Ne acıması canım? Selin Hanım illet oluyor o kıza, illet. Geçen gün odasına girdik. Her yeri didik didik arattı bana. Deme, ne arattı ki? Bir şey mi çalınmış yoksa yine? Ya Selin Hanım boşuna mı arattı işte? Bu kızın dövülmesine sebep olan söz yüzüğü vardı ya, onu bulduk işte. Gizli saklı takıyorsa demek. Kaptı yüzüğü elimden. Sonra da böyle oldu işte. Aa, Selin Hanım ne yapacak ki yüzüğü? Ay, yoksa bizim Selin Hanım... Nermin! Cim. Buyurun Selin Hanım. Yukarıda ütülenecek eşyalarım var. Gel sen benimle. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Ya sormayın. Bizim de sinirlerimiz bozuldu. Duydum demin. Sinirleriniz bayağı bozulmuş. Tabii sizin sinirler bozulunca da çeneye vuruyor. Şık olmuyor ama biliyorsun değil mi? Haklısınız Selin Hanım. Ya ben bir de bir şeyler duydum meydanda ile alakalı. Yok annesi bir yüzük mü bulmuş, söz yüzüğü müymüş, neymiş işte gizlice mi takıyormuş neymiş. Sen hiç yüzük gördün mü? Hı? Hiç yüzük biliyor musun? Yok. Yok, yüzük falan görmedim ben. Ne tesadüf ya. Ben de hiç görmedim. Hatta biliyor musun? Ben o zavallı kızın odasına dahi girmedim. Hem benim ne işim olur personel odasında değil mi? Güzel. Bir tüyü yarın yaparsın. Sen şimdi mutfağa git. Bir daha ağzımı açarsam çenem tutulsun. Tövbe. Thank you.